Merhaba, ben doçent doktor Gülay Ceylaner, Nadir Hastalık Gönüllüleri Derneği Başkanıyım. Nadir hastalık nedir? Bu konuda biraz konuşmak istiyorum, bilgi vermek istiyorum. Nadir hastalıklar iki binde birden az görülen hastalıklardır. Böyle bakıldığında sanki çok büyük bir yükün teşkil etmiyor gibi gelmekle birlikte tüm hastalıkları birleştirdiğimiz zaman aslında çok fazla kişiyi etkileyen bir hastalık grubu olduğunu biliyoruz. Toplamına baktığımızda polikliniklere başvuran her 10 hastadan birinin nadir bir hastalığı olduğu görüyoruz. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 milyon nadir hastalıklı birey yaşadığı biliniyor. Yine Avrupa'da 55 milyon nadir hastalığı olan kişi olduğu biliniyor. Yani ismi nadir olmakla birlikte aslında çok önemli, dikkat çekilmesi gereken ve önemsenmesi gereken bir grup. Nadir ve tanısız hastalıklar. Aslında tanısız hastalıklar özellikle düşündüğümüzde polikliniklere giden hastalarda tanı alamayan ya da atipik denen, tedavi göremeyen, tedavi görmesine rağmen hala bulgular devam eden ya da komplikasyon dediğimiz tedavide bazı sıkıntılar yaşayan hastalarda acaba altta yatan başka bir genetik faktör mü var diye mutlaka araştırılması gerekir. İşte nadir hastalıklarla uğraşan hekimler özellikle bu şekilde resme yukarıdan bakarak hastalığın altında yatan mekanizmayı bulup resme yukarıdan bakarak doğru tanıyı koyup doğru tedavilere yönlendirmek için çalışırlar. Türkiye'de nadir hastalıkların oranı nasıl? Aslında ülkelerin hepsinde fazla nadir ve tanısız hastalıklar. Ama özellikle bir grup hastalık var ki otuzuma resesif hastalıklar dediğimiz. Bunlar hem annenin hem babanın taşıyıcı olduğu durumda ortaya çıkan hastalıklardır. Ve akraba evliliği olan ülkelerde bu hastalıkların oranları artmaktadır. Bizim ülkemizde de akraba evliliği oranı %25-26 civarında olduğu için bu hastalıkların yani resesif grup hastalıkların oranı diğer ülkelere göre daha fazladır. Genetik hastalıkları, nadir hastalıkları engelleyebilir miyiz? Özellikle SMA hastalığı bu konuda çok farkındalık yarattı. Biliyorsunuz SMA hastalığı bir kas hastalığı olarak biliniyor ama aslında bir ön motor boynuz hastalığıdır. Bununla ilgili tedaviler başladığı zaman genetik hastalıklar, nadir hastalıklar daha fazla gündeme gelmeye başladı. Sadece bu hastalık için Türkiye'deki taşıyıcılık 35'te 1'dir. Yani gayet yüksek. Böyle olduğu için hani bu hastalık ve benzeri hastalıklar için hastalık hiç oluşmadan önleme şansımız var mı, tarama şansımız var mı bunların değerlendirilmesi gerekir. Sadece SMA için değil, Türkiye'de en sık görülen hastalıklardan birisi talassemidir. Yani Akdeniz anemisi. Akdeniz anemisi taşıyıcılıkları evlenecek tüm çiftlere akraba olsun olmasın taşıyıcılık çok yüksek olduğu için bakılmaktadır. Şimdi SMA için bununla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Her ülkenin de fazla görülen hastalıkların araştırılması, bakılması ve bu hastalıklar hiç oluşmadan önlenmesinin sağlanması gerekmektedir. Kanser nedir? Kanser genetik bir hastalık mıdır? Kanserlerin tamamı genetik kökenlidir. Kanser dediğimiz zaman zaten hücrenin bölünme mekanizmasının bozulması durumunda ortaya çıkan bir değişikliktir. Fakat her kanser genetik olmakla birlikte her kanser ailesel değildir. Kanserlerin her kanser tipinde farklı olmak üzere bazı kanserlerde %10 civarında ailesel gördüğümüz kanserler bulunmaktadır. Ailesel kanser genlerinden gerekli olanların taranması, araştırılması ve sonuca göre aileye genetik danışmanlık verilmesi gerekmektedir. Non-invaziv prenatal tarama nedir? Son zamanlarda özellikle gebelerin sosyal medyada araştırırken gebelikleri nasıl takip edecekleri konusunda karşılarına çok çıkan bir terim, çok önemli bir test. Bu test kromozomal hastalıkları göstermek için yapılan bir test. Anneden, anne adayından kan alınarak yapılıyor ve karından, rahimden bir iğneyle sıvı ya da başka bir materyal alınmadan önce bir tarama yapmak için yapılıyor.
Mutlaka gebe bir kadın, gebeliğini fark ettiği anda bir kadın doğumcuya başvurmalı ve takiplerine başlamalıdır. 11 haftaya kadar herhangi bir test önermiyoruz. 11 haftada ense kalınlığı bakıldığı zaman ultrasonla eğer anormal bir bulgu çıkarsa, yani ense kalınlığında artış saptanırsa, o zaman mutlaka genetikçiyle konsülte edilmesi gerekir. Tüp bebek nedir? Normal yolla gebe kalamayan ailelerde tüp bebek gerçekten çok başarılı bir şekilde yardımcı üreme tekniği olarak hayatımıza girmiştir. Eğer yapılan taramalarda mesela akraba birliği var ailenin ve bu sebeple aileye geniş tarama yaptık ve ailenin karı kocanın birlikte taşıdığı bazı hastalıklar olduğunu gördük. Aynı gende mutasyon taşıdığı zaman karı koca bebek için risk yaratabilecektir. Bu durumda o hastalığa göre aileyle görüşüyoruz. Ailenin isteğiyle normal yolla gebe kalıp prenatal tanı yapılabilir, doğum öncesi tanı veya ben tüp bebekle gebe kalıp riskimi çok azaltmak istiyorum derse aile, biz bunu tüp bebekle gebelikte embriyolarda o genetik değişikliği taşımayan embriyoyu seçerek bu işlemi yapabiliyoruz. Genetik bir hastalıktan nasıl şüpheleniriz? Bir hastalık genetik midir, değil midir? Öncelikle normalde genetik olduğunu, kesin genetik olduğunu bildiğimiz hastalıklar var. Ailede bu hastalıklar varsa ne olabilir? Kistik fibroz, talasemi, Akdeniz anemisi, fenilketonüri, en çok bilinenler ve tarananlar, biyotidinaz defekleri, birçok bildiğimiz, yani kesin genetik olduğunu bildiğimiz hastalık grupları. Ailede, herhangi birinde, aile bireyinde bu hastalıklar varsa mutlaka genetik danışmanlık alınmalı. Aile hikayesi çıkartılmalı ve çocuk sahibi olmak isteyen çift için bir risk var mı diye bakılmalıdır. Ailede hiç hastalık yok fakat eşler akraba ve endişeli. O zaman yine genetik danışmanlık aldıkları zaman geniş gen panelleri bakılarak eşlerin her ikisinin birden taşıyıcı olduğu hastalıklar belirlenirse yine hastalık hiç ortaya çıkmadan engellenmesi sağlanabilecektir. Genetik hastalıkları çocuklarda daha fazla görülür gibi bir düşünce vardır. Gerçekten de birçok genetik hastalık çok erken yaşlarda ortaya çıkar. Ama aslında genetik hastalıklar her yaşı etkileyen hastalıklardır. Ve polikliniklere başvuran her 10 hastadan birisinin aslında tanısı nadir ve genetik kökenli bir hastalığı vardır. Özellikle de tedavide başarısızlık olan hastalıklarda mutlaka altta yatan başka bir şey var mı diye bakılır. Genellikle tanısız hastalar, kapı kapı gezen, polikliniklerden çıkmayan, çünkü bir türlü tam tatmin olmayan, tam tedavi göremeyen hastalıklardır. Bazen altta yatan çok basit bir faktör bu hastalıklarda tedavide sıkıntı olmasına yol açabilmektedir. Genetikte geniş tarama panelleri, özellikle akraba evliliğinde yapılan paneller biraz kapsamlı panellerdir. Bazı ailelerde daha kısıtlı sayıda, hani hiçbir akrabalı olmayan fakat risk bilmek isteyen ya da ailede bazı hastalıklar olduğu için gelen bazı ailelerde daha kısıtlı sayıda gen bakılabilirken, bazen insanlarda var olan 23 bin genin tamamını taramamız gerekebiliyor. 23 bin gen taradığınız zaman herkeste birçok farklılıklarla karşılaşıyoruz. Yani bu çıkan farklılıklar gerçekten hastalık sebebi midir? Gerçekten karı koca ikisi taşıdığı zaman çocuklar için risk oluşturuyor mu oluşturmuyor mu? Bunu çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu testler bazen uzun sürebilmektedir. Burada önemli olan testin süresinden çok gerçekten işe yarayan bütün genlere bakılması ve hastalıklar açısından risklerin olabildiğince azaltılmasıdır. Hiçbir tarama testinde risk sıfıra inmez. Her zaman bir risk vardır ama bu testlerle, şu anda var olan genetik testlerle riskler çok çok azaltılabilmektedir.